Sevgili katılımcılarımız merhaba. Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen eğitim etkinlik webinarlarının 10.sına hoş geldiniz. Bugünkü webinarın konusu Muğla Kirlilik Haritası. Konuğumuz ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı'ndan Doçent Doktor Muhammed Mustafa Alparslan hocamız. Hocam öncelikle kendinizi kısaca tanıttıktan sonra sunuma geçebiliriz. Buyurun. Hocam teşekkür ederim her şeyden önce beni davet ettiğiniz için, çağırdığınız için tekrar. Kısaca kendimi tanıtayım. Katü Fizik Öğretmenliği mezunuyum. Doktoramı Fen Bilgisi Eğitiminde Texas Üniversitesi'nde yaptım. 2004 yılından beri de Muğla Üniversitesi'nde çalışıyorum. Yer bilimleri, istatistik, fizik derslerine giriyorum. Buradaki yapacağım çalışmayı da biz aslında yer bilimleri dersinde öğrencilerimizle beraber coğrafi bilgi sistemleri bölümünde uygulama merkezinde Ceyhun Özçelik hocamız, doçent doktor Ceyhun Özçelik hocamızla beraber yapacağımız bir çalışmaydı. Ama pandemiden dolayı öğrencilerimiz veri toplayacaktı ama pandemiden dolayı okullar yüz yüze eğitime ara verilince veri toplayamadık. O yüzden burada sadece burada aslında bu çalışmaya neden ihtiyaç var? Onunla ilgili size hava kirliliğinden bahsedeceğim. Neden dikkat etmemiz gerektiğine ve bizim için neden önemli olduğundan bahsedeceğim. Önce hava kirliliği bizim için neden önemli? Onunla başlamak istiyorum. Tabii hava kirliliğiyle ilgili ilgilenirce ilk başta bakmamız gereken aslında solunum. Çünkü biz havayı solunum yoluyla alıyoruz. Solunum nedir? Solunum canlıların enerji elde etmek için besinleri yakma durumudur. Tabii enerji elde ederken biz besinleri oksijen yardımıyla yakıyoruz. Ve oksijen ihtiyacımızı da akciğerler vasıtasıyla atmosferden karşılıyoruz. Tabii atmosferden karşılamamız bu sefer şu sorunu ortaya çıkarıyor. Atmosferde neler var? Atmosferde genellikle gözle göremediğimiz gazlar, küçük sıvı partiküller veya katı partiküller bulunuyor. Bunlar iki dal ayrılıyor. Sabit oranlı gazlar. Sabit oranlı gazlar dediğimiz şu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde verilen. Havada her yerde lokal olarak değil de büyük bölgelerde oranı değişmeyen gazlardır. Ve bu gazlar genellikle zararsız gazlardır. Değişken oranlı gazlar ise lokal olarak yani yerden yere, bölgeden bölgeye, sokaktan sokağa hatta evden eve değişen gazlardır. Bunlar genellikle kirliliğe neden olan gazlardır. Bunlar su buharı, karbondioksit, metan, nitrit oksit, ozon, partiküler maddeler dediğimiz ve florokarbon dediğimiz malzemelerdir ve bunların oranı çok azdır. Çok çok azdır bakıldığında. Ama tabii dünyanın hassas dengesini ve bizim için hassas dengesini devam ettirebilmemiz için bunların küçük küçük oranda olması çok çok önemlidir. Çünkü bunların biraz artışı, değişmesi hava kirliliğine neden oluyor. Tabii hava kirliliği nedir diye bakarsak, hava kirliliği insan sağlığını veya çevresel dengeleri bozacak şekilde havanın bileşiminde değişmeye ya da havada bulunmaması gereken maddeler havaya karışması biz hava kirliliği olarak tanımlıyoruz. Peki hava kirliliği neden önemli? Ona bakalım. Hava kirliliği hocalarım, sayın dinleyiciler, birçok hastalıkla ilgili Dünya Sağlık Örgütü ve yapılan araştırmalar birçok hastalıklarla ilgili direkt bağlantısı bulunmaktadır. Yapılan araştırma bunu gösteriyor. Bu yüzden sağlık için önemli bir çevresel risk oluşturmaktadır. Ülkeler eğer hava kirliliği miktarını, seviyesini azalttıklarında felç, kalp hastalıkları, akciğer kanseri, astım gibi hem kronik hem de akut solunum yolu gibi hastalıklardan kaynaklanan yüklerini azaltabilirler. Hava kirlilikleri ne kadar düşük olursa olsun, şimdi biraz önce sunuma başlamadan da hocamla onu konuşuyorduk. İşte hava kirliliği yüksek düşük. Aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün 2005'te yayınladığı bir rapor var. Yeni rapor da 2020'de yayınlanacak ama pandemiden dolayı, COVID sürecinden dolayı yayınlanmadı hala.
2005'te yayınladığı raporda şunu vurguluyor. Hava kirliliğinin seviyesi önemli fakat bu seviye aslında sizin için aslında çok önemli değil. Yani hani sizin küçük miktarda, az miktarda hava kirliliğine maruz kalmanız bile insan sağlığı için önemli riskler oluşturmakta. Yani bugün işte hava kirliliği işte biraz sonra hava izleme Gov.tr'den göstereceğim mesela anlık verileri ve nasıl alınır, işte nasıl görünür diye. Orada tabii hava kirliliğinin düşük seviyede olması ya da orta seviyede olması çok insanları şey yapmamalı, hani serbest bırakmamalı. Çünkü bunların seviyesi düşük olsa bile yine de insana aşırı zararlar verebiliyor. Tüm şehirlerde hem de kırsal alanlardaki ortamın dış hava kirliliğinin 2016 yılında dünya çapında 4,2 milyon erken ölüme neden olduğu tahmin ediliyor. Bu da şunu düşünürsek COVID-19 bir yıldır hayatımızda ve bir yılda yaklaşık 50 milyon insana bulaştı ve bunlarda 1 milyona yakın ölüm vakası görüldü. Fakat bizim dikkat etmediğimiz hava kirliliği yılda 2016 yılında Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre 4,2 milyon insanın erken ölümüyle ilgili direkt ilişkili. 2016 yine yılında raporuna göre dünya nüfusunun %91'i Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kalitesi yönergelerinin karşılanmadığı yerde yaşamaktadır. Bu erken ölümlerin de yaklaşık %91'i düşük ve orta gelirli ülkelerde özellikle sanayinin çok fazla bulunduğu Güney Asya ve Batı Pasifik ülkelerinde meydana gelmektedir. Tabii biz dış ortamdan bahsediyoruz. Hava kirliliği sadece sokaklarda değil, evimizdeki havanın da temiz olması bizim için önemli. Özellikle kışın pencereleri çok açmadığımız için, havalandırmadığımız için, ısınma için kömür kullandığımızdan dolayı. Çünkü hava kirliliğinin büyük nedeni birazdan da hani hava kirliliğine neden olan maddelere baktığımız zaman, incelediğimiz zaman orada da göreceğiz. Hava kirliliği ile ilgili birçok maddenin temel nedeni ısınma. Çünkü bunun gazların ortaya çıkması için enerji ihtiyacı var ve bu enerjiyi de çevresindeki yanma olaylarından, işte motorlu taşıtların çalışması, işte yangınlardan vesaire gibi ortaya enerjinin çıktığı olaylardan alıyorlar. O yüzden sadece dış hava değil, aslında oturduğumuz sınıfın, evimizin, odamızın havası da bizim için önemli ve iç mekan dumanı da ciddi bir sağlık riski oluşturmakta. Hava kirliliği ölüm nedenlerine baktığımız zaman, hava kirliliğine maruz kalan ve bununla ilgili ölen insanların çoğu istemik kap rahatsızlıkları ve felçten dolayı ölüyor. Bu %58'ini oluşturuyor. %18 akut üst solunum yolu enfeksiyonu ve kronik obstrüktif akciğer hastalığının nedene bağlı ölüyor. %6'sı ise akciğer hastalığıyla ilgili ölüyorlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken hava kirliliği genellikle insanın akciğer ve kalp olmak üzere iki tane önemli organını etkilemektedir. Peki hava kirliliğine neden olan malzemeler nedir? Bunlar neler olabilir? Bir tanesi partiküler madde dediğimiz küçük maddeler. Diğeri ozon, karbondioksit, azot dioksit ve karbonmonoksit. Diğer burada tabii diğer karbondioksit ve diğer şeyleri de sayabiliriz ama bunların çoğu ölçülmüyor ve belirli bir kriterler yok. Şimdi partikülür maddeden bahsedelim. Partikülür madde iki çeşittir. Bunlar PM2,5 ve PM10'dur. Buradaki 2,5 ve 10 rakamları bunların çaplarını göstermektedir. Ve bunların çapları genellikle metre boyutunda verilmektedir. Mikrometre nedir diye şöyle bir baktığımız zaman şurada göreceğiniz üzere bir saç teli ve ince kum tanesi görünmektedir. Bu kum tanesi mesela ince kum tanesi 90 mikron çapındayken saç teli yaklaşık 50 ile 70 mikron arasıdır. Fakat burada bizim bahsettiğimiz partiküler maddeler genellikle 10 mikrondan ve 2 mikrondan küçük parçacıklardır. Ve bunları gözle görmemiz, hissetmemiz biraz zor. Zaten
2,5 olanların ölçümünü yapmak da zor. Bununla ilgili çevre mühendislerinin raporu var, 2017'de yazdıkları. Onunla ilgili haritayı da paylaşacağım sizlerle. İki kısma ello dedik. PM10, 10 mikron altında olan partiküller, PM2,5, çapı 2,5 mikrondan küçük olan partiküllerdir. Şimdi bunlar neden önemli? Şundan dolayı önemli. Genellikle partiküler maddelerin eğer boyutları 10 mikrondan büyükse, biz bunları eğer burun yoluyla soluduğumuz zaman bunların çoğunu içimize, akciğerlerimize gelmeden önce tutabiliyoruz. Ama boyutları 10 mikrondan küçükse bunları maalesef solunum yoluna, akciğere ve oradan bronşlara kadar gelir. Eğer boyutları 1-2 mikron çapındaysa bunlar kılcal damara, oradan da kılcal damara kadar taşınabilir. Eğer tabii havanın nemli olması, yani suda çözülebilir özelliklere sahip olması bu durumu daha da tetikliyor. Ve bu durumda suda çözüldüklerinde asite dönüşüyor. Asite dönüştükleri için kanser yapıcı malzemeler içeriyorlar. Ve akciğer kanserine ve diğer kanserlere daha çok neden olabiliyorlar. Tabii bunu partiküler maddelerin içinde ne olduğu da önemli. Çünkü partiküler maddeler içeriği çok geniş. Kum taneleri de olabilir, küçük tozlar da olabilir, civa da olabilir, kurşun da olabilir. Özellikle egzoz dumanına yayılan kurşun da olabilir. Tabii eğer kurşun ve civa ise bunlar zaten direkt zehirleyici maddeler olduğu için daha tehlikeli olmaktadır. Parçacık ne kadar küçükse solunum sistemine verdiği zarar o denli yüksektir. Devlet, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre partiküler madde 2,5 ve partiküler madde 10 için iki tane farklı kriterler belirlemiştir. Bunlar yıllık ortalama ve 24 saatlik ortalama diye iki alt başlıktadır. Yıllık ortalama şu, bir insan sağlıklı bir çevrede yılda ortalama 10 mikrogram bölü metreküpten fazla partiküler 2,5'a maruz kalmaması gerekiyor. Bunu günlük olarak bakarsak, günlük olarak da, hani bu yıllık ortalama, günlük olarak da bakarsak bu 25 mikrogram. Fakat bunu da yılda en fazla 3 defa maruz kalabilir. 3 defadan fazla kalmak tehlikelidir. PM10 için bakarsak, bunlar tabii iki katı. Çünkü PM2,5 daha zararlı olduğu için. Bundaysa yıllık ortalama 20 mikrogram. 24 saatlik ortalama ise 50 mikrogram. Ve bununla dediğim gibi bu 24 saatlik ortalamaya bir yılda en fazla 3 defa maruz kalmamız gerekiyor. 3'ten fazla kalırsak ciddi kanser riskiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Diğeri hava kirleticimiz ozon. Ozon tabii stratosferde bulunan doğal ozon var. Bu tabii bizim ultraviyole ışıklarından koruyor. Ama biliyorsunuz havada bulunan malzemeleri incelediğimiz zaman en çok nitrojen ve ondan sonra oksijen var. Tabii yanmaların olması, bizim arabaları çalıştırmamız, evde doğalgazı açmamız, açtıkça biz ne yapıyoruz? Etrafa sürekli enerji veriyoruz. Ve bu enerji verirken de çevrede bulunan oksijen de ozona dönüşebiliyor. Ozon tabii şu anlar çok popüler, özellikle COVID'den dolayı doğal dezenfektandır. Bütün canlıları öldürebilir. Bütün bakterileri öldürebilir. Tedavide kullanılıyor. Ozon tedavisinde özellikle hücrelerin tedavisi için kullanılıyor. Çok kararsızdır ve hemen tepkimeye girer. Tabii ozonu yapmamamız gereken, ozonu solumamamız gerekiyor. Çünkü soluduğumuz zaman suda çözülmediğinden dolayı direkt akciğerlere kadar inebiliyor ve burada kansere neden olabiliyor. Veya diğer hastalıkları. Çünkü ozonun direkt solunması çok aşırı tehlikeli. Ozonla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterleri ise 8 saatte en fazla 100 mikrogram seviyesindedir. Daha fazlası zehirleyici olarak görülmektedir.
Diğer zehirleyici maddemiz kükürt dioksit. Kükürt dünyamızda ağırlık olarak en çok bulunan maddedir. Yer altının çoğu kükürttür. En çok fazla bulunan madde kükürttür. Ve dünyamıza yangınlar, volkanik patlamalar, mağmalar aracıyla sürekli kükürt gelmektedir. Ve kükürtlerin %60 kükürt dioksit de oksit olduğu için asitik özellik gösterir ve bundan dolayı tehlikelidir, kanserojen bir maddedir. Asit yağmurlarına neden olur. Ve ortaya çıkan kükürt dioksitin %60'ı kömürün yakılması da direkt ısı olarak kömürün ya da termik santrallerde kömürün kullanılmasıyla ortaya çıkar. Etkileri zehirlidir. Solması durumunda insanda direkt baş dönmesi ve baş ağrısı neden olur. Spazma neden olur. Suda çözüldüğü için solunum yollarının uçlarına kadar uğraşmadan büyük oranda burunda hani akciğer dolaşmasına gerek yok. Direkt vücudumuz tarafından emil edebiliyor. Suda çözüldüğü için nem de çözülmesi yani nemli havalarda özellikle yağmurlu havalarda güneş ışığı ve bazı kimyasalların varlığında sülfürik asidi oluşturur. Ve bu da asit yağmurların oluşmasına önemli bir katkı sağlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine göre kükürt dioksiti biz yılda en fazla 20 yani pardon günde 24 saatlik bir zaman diliminde en fazla 20 mikrogram solumamız gerekiyor. Ve bunu da yine 3 kez en fazla 3 kez yapabiliyoruz. 10 dakikalık aradaysa 500'ün üzeridir. 500 mikrogram ve üzeri zararlıdır ve insanda boğulmaya neden olabilir. Diğer zararlımız kükürt oksitler. Kükürt oksit veya kükürt dioksit. Bu oksitler yüksek derecede sıcakta oluşan reaktif gazlardır. Özellikle yine bahsettiğim gibi azot atmosferde en çok bulunan gazdır. Ve ateş yakılması bu enerjiyi alarak azotların oksijenle birleşmesine ve oksijen oksitlerin oluşmasına neden olur. Kırmızısı şalan, bu gözle görünen renkli ve zehirli bir gazdır. Azot dioksit, kömür, gaz, kömür, yağ gibi fosil yakıtlar yanılmasıyla meydana gelir. Asit oksitlerin pek çok türü renksiz, kokusuz ve suda erimezler. Etkileri ise nedir? Üst solunum yollarında eğilmeden direkt solunum yolları en üst noktasına kadar ulaşır ve burada ne yapar? Yine olumsuz etkilerini gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine baktığımız zaman 2005 yılında yayınladığı raporda yıllık ortalama 40 mikrogram bölü metre küp bizim azot dioksite maruz kalmamız gerekiyor. Yine bu yılda günlük olarak baktığımızda da bu 200 mikrogram bölü metre küp. Ve bu bir saatte ve bizim bunu 3-4 defadan fazla yapmamamız gerekiyor. Yaptığımız zaman boğulma ve zehirlenme ile karşılaşabiliyoruz. Son zehirleyici hava kirliliğine neden olan maddemiz ise kükürt monoksit ve kükürt dioksit. Zehirsiz, renksiz, kokusuz bir gazdır ve yakıtlarda karbon tam olarak yanmamasıyla oluşur. Genellikle kaynağı içten yanmalı motorlardır. Bunlarda çünkü verim %100 olmadığı için ve motorda bütün karbon yanmadığı için karbon monoksit olarak oluşuyor. Odunun yakılması, orman yangınları yine karbon monoksitin oluşmasının başlıca kaynaklarından bir tanesidir. Karbon monoksit, yanlış anlamayın, tatlı ölüm diyorlar. Çünkü zehirlendiğinizi fark etmiyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Bu karbon monoksit burunlara geldiği zaman ya da çekildiği zaman, yani solunduğu zaman hemoglobine daha bizim oksijen taşıyan hemoglobine daha kolay bağlanabiliyor oksijen yerine ve bu sefer de vücutta oksijen yerine karbon dioksitin taşınmasına neden oluyor. Yani bizim vücudumuz artık karbon monoksit soluduğunuz zaman özellikle bu kömür zehirlenmesinde olabilir veya diğer zehirlenmelerde doğalgaz zehirlenmesinde bunlarda biz oksijen yerine vücudumuza karbon dioksit taşıyoruz. Ve bu da bizim zehirlenmemize neden oluyor. Peki bizim ülkemizde kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edilen standartlar ile Türkiye'de Avrupa Birliği'nin kabul ettiği, Dünya Sağlık Örgütü'nün, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği kirletici değerleri karşılaştırdığımız zaman partikülür madde
Onda iki, hem Türkiye hem Avrupa aynı. Tek farklılık bizim nitrojen dioksitte farklı görünüyor. Türkiye'deki ulusal sınırımız biraz daha yüksek. Avrupa Birliği üyelerinde bu sınır 200 mikron gram bölü metreküp olurken bizde 250 mikron gram bölü metreküp. Şimdi burada dikkat edeceğimiz PM2,5. PM2,5 maalesef Avrupa'da ve dünyada standartları yok. Onun için hani hala Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş bir standart yok. Ölçüm de çok yapılmıyor. O yüzden daha tehlikeli olan PM2,5 için bir sınır değer yok. Pardon. Dünyada hava kalitesine baktığımız zaman World Info'dan bakabiliriz. Anlık olarak gösteriliyor. Dün akşam bakmıştım. Ben şöyle bir resmini çektim. Buradan da baktığımız zaman zaten Türkiye'de ve özellikle Avrupa'da ve sanayinin çok yoğunlaşmış olduğu ve gelir düzeyinin düşük olduğu. Gelir düzeyinin düşük olduğu yer demek şu, neden bunu diyorum? Çünkü özellikle kükürt dioksit için en büyük kaynak kömür. Tabii doğalgazın olmaması da biraz daha kükürt dioksit oranı daha düşük, daha emisyon olarak yani dışarıya daha az veren doğalgazın kullanılmaması nedeniyle kömür kullanımı, sanayileşme ve kalabalıklık hava kirliliğinin en büyük nedenlerinden bir tanesi oluyor. Ve baktığımız zaman da bunu yine sanayileşmenin ve kalabalıklığın fazla olduğu yerlerde hava kirliliğinin kırmızı hatta çok sağlıksız hatta tehlikeli düzeylerde olduğunu görebiliyoruz. Türkiye'de hava kalitesi ölçümü Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Anlık verilere haviizleme.gov.tr'den ulaşabiliyoruz. 81 ilde istasyon var ve buraları anlık şekilde görebiliyoruz. Eğer hava kirlilik raporu ile ilgili daha önce elde edilmiş bilgileri, verileri toplamak isterseniz, bu da yine Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın veri bankasından istediğiniz tarihleri girip oradan da indirebiliyorsunuz. Şimdi biz Türkiye'deki 81 ilde il merkezinde hepsinde birer en az birer tane olacak şekilde hava kalitesi ölçüm var. Burada baktığımız zaman yine dün akşam için aldım benim anlık bir göründü. Doğuda yine kömürün yakılmasından dolayı özellikle şu bölgelerde hava kirliliğinin düşük olduğunu görebiliriz. Şurada özellikle termik santrallerden dolayı hava kirliliği özellikle Zonguldak'ta kömürden dolayı yine hava kirliliğinin yüksek olduğunu görebiliriz. Şurada hava kalitesi 2000 çevre mühendisleri odasının 2017'de yazdığı rapora göre illerin bir yılda kaç defa tehlikeli limitleri geçtiğinin sayısı gösterilmektedir. Buradan baktığımız zaman Türkiye'de
Sanırım hocamızın bağlantısında bir sorun var. Birkaç dakikaya kadar gelir diye bir ümit ediyorum. Evet, bazen ne yazık ki canlı yayınların azizliğine denk geliyoruz sevgili katılımcı arkadaşlarımız. Canlı yayınlarda da böyle şeyler maalesef olabiliyor. Ben düştüm mü? Hocam ben düştüm mü şeyden? Evet. Şimdi tekrar bağlanın hocam. Tamam hocam, özür Bekliyoruz dilerim. Kusura bakmayın. sizi. Yok olur mu? Tamam, kusura bakmayın. Canlı yayınlarda olabiliyor. Online Tamam. derslerde. Şimdi 2 Kasım 2020 tarihi için. Önce isterseniz sunumu paylaşın hocam. Sunum da görünmüyor da şu anda. Ha, pardon hocam. Evet, onu da paylaşmamız gerekiyor. Şu an sunumu görüyor musunuz hocam? Yoksa farklı, ben tam olamadım da. Emin olamadım. Şu an sunum görünüyor mu? Görünmüyor hocam. Tamam, pardon. O zaman yanlış sefer. Ben de çift ekran kullanıyorum da. Masa üstünü görüyoruz hocam şu anda. Tamam, şimdi. Paylaştınız. Şu an görünüyor. Tamam. Çift ekran da, o yüzden şey, ekranları karıştırıyorum bazen, hangi ekranı verdim Sorun diye. değil Kusura hocam. bakmayın. Şimdi burada 2 Kasım 2020 tarihi için günlük olarak baktığımız zaman hangi saatlerin yoğun olması önemli. Çünkü hava kirliliği son derece ciddi bir risk. Yani biz hava durumunda bakmadan önce, acaba dışarı hava güneşli mi, yağmurlu mu, bugün nasıl hava var diye bakmadan önce aslında havaizleme.org'dan hava durumu nasıl, hava kirliliği durumu nasıl diye bakmamız gerekiyor. Burada sorun şu. Peki neden hani düşünmediğimizin sorunu şu. İnsanlar genellikle hani hava kirliliğinin etkisi uzun zamanda görünüyor. Yani 5 dakikada hava kirliliği etkisi görünmüyor. Hani direkt yüksek miktarda kükürt dioksit ya da karbonmonoksit zararlı gelirsiniz, hani hissederseniz önlem alıyorsunuz ama öbür türlü önlem almıyorsunuz ama bunların etkileri dediğim gibi uzun süreli görünüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bahsettiği şöyle bir durum var. Bütün hava kirlilikleri lokaldir, yereldir. Yani sizin için tabii Muslu Hitti Mahallesi'nde ölçümü yapıldığı yerdeki hava kirliliği tabii Muğla için biraz örnek verebilir ama önemli olan benim sokağımdaki hava kirliliğidir. Hani önemli olan benim odamdaki hava kirliliğidir. Önemli olan ben Perşembe günü pazara giderken, trafikte beklerken arabamın içine giren egzoz dumanının etkisidir. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün vurgulamak istediği nokta bu. Lokaldir hava kirliliği. O yüzden aslında bizim lokal tedbirler almamız lazım. Ve ölçümleri lokalleştirmek lazım. Bizim öğrencilerle projemizi yapsaydık, yani öğrencilerimiz veri toplayacaklardı. Yapmak istediğim şuydu. Muğla'nın mahalle mahalle haritasını çıkarmaktı. Ve böylelikle kişiler, acaba benim yaşadığım çevre nasıl? Tamam, Muslihittin Mahallesi böyle ama Saburhane nasıl? Ben eski devlet hastanesine oraya gittiğimde oradaki hava durumu nasıl? Şey, hava kirlilik seviyesi nasıl? Onları biz gösterme amacıyla aslında bu çalışmayı yapmıştık. Yapacağız inşallah öğrencilerimiz geldiği zaman. Şimdi biz tabii baktığımız zaman şöyle bir günlük Menteşe'deki ilçesindeki hava kirlilik raporuna. Burada özellikle saat 9 ile 10 arasında insanların genellikle trafikle eve gittikleri zamanlarda, yani arabayla eve işlerine gittikleri zamanlarda kükürt dioksit oranının çok fazla olduğunu görüyoruz. Tabii bunda ne de etkili? Şu an havalar biraz yine sabahleyin serin oluyor. Kömür yakılması, işte doğalgazların yakılması yine de kükürt dioksit oranını arttırıyor. Ve baktığımız zaman da yine partikülür madde oranı ise günlük seviyenin hemen hemen çok az altında. Yani bu Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği limit, bu limiti aşarsanız hani çok sağlıklı değil demek ve Muğla'da hemen hemen bu limitin biraz yakınında. Ama kükürt dioksit olarak durumumuz iyi değil.
Haftalık olarak baktığımız zaman haftalık acaba hangi günler kükürt dioksit oranı yüksek oluyor ya da partikül madde oranı yüksek oluyor? Onlara baktığımız zaman yine burada pazartesi günü muhtemelen daha önceki biraz önceki veriden kaynaklanan pik yaptığı değer. Ama perşembe günü ya da cuma günü partikül madde biraz daha düşük oldu. Cuma günü ve salı günlerinde pik maddelerin özellikle partikülür maddenin yüksek olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Tabii burada birkaç haftanın ortalama alması daha iyi olabilir bu sonucu daha iyi görebilmek için. Ama burada benim dikkatini çekmek istediğim hafta sonlarının özellikle kükürt dioksit ve partikülür madde açısından daha az olduğu görülmesidir. Özellikle insanlar işine giderken arabaları kullanmaması partikül madde seviyesi ne yapıyor? Hafta sonları biraz daha azaltıyor. Trafik yoğunluğu ve belirli saatler ve dışarıda bulunduğumuz saatler partikül madde miktarı ne yapıyor? Azaltıyor. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ama şimdi burada tabii söylemek istediğim şu. Özellikle PM2.5 için Türkiye'de ölçüm yapılmıyor. Sadece belli şehirlerde yapılıyor ve daha zararlı olan onlar bunlarla ilgili de ölçüm yapılması gerekiyor. Hocam değerli sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. Katılımcılarımız hocamıza sorular sorabilirler. Chat yoluyla yazabilirler ya da görüntülü olarak soru sorabilirler. Buyurun arkadaşlar. Hocam sorular gelinceye kadar benim aklımda bir soru var. Onu buyurun, sormak istiyorum. Tabii hocam buyurun. Hocam şimdi hava kirliliği ile pandemiden ölümler arası pandemiden ölüm oranları ile hava kirliliği arasında pozitif bir ilişki mi var acaba? Şimdi ben Zonguldak örneğine baktığım zaman ne evet. dersiniz bu konuda? Hocam şimdi şöyle bir şey var. Zaten bu pandemi sürecinde özellikle evden çalışma ve bazı risk grupları, bazı hastalık olanlar risk grupları olarak tayin edildi ve bunlar genellikle akciğer ve kalp hastası olanlar. Ve hava kirliliği, şurada da genellikle bağlı olduğu hastalıkları gösterdiğimiz zaman hava kirliliğini, gördüğünüz üzere direkt bu kronik rahatsızlığı olan kişileri gösteriyor. Yani biz bununla ilgili verilerle hani biraz daha bilimsel araştırmalara şey yapmak gerekiyor ama şunu söyleyebiliriz. COVID-19 riskiyle, yani ölüm riskiyle hava kirliliği arasında yüksek düzeyde ilişki olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Ve bu bizi daha çok şey tutuyor. Hani COVID-19'a yakalanabilirsiniz. Yani normal bir şey çünkü. Ama burada şu, kendinizi ne kadar iyi bakmanız, ne kadar dirençli bir bağışıklık sistemine sahip olmanız önemli. Tabii burada ikinci de özellikle akciğer ve akciğer ve kalp içinde ne kadar temiz bir havada yaşadığımız önemli. COVID-19'un bizde bırakacağı riskleri minimum indirmek için daha temiz havada yaşamamız gerekiyor. Tabii bu daha temiz havada yaşarken şuna dikkat etmemiz lazım. Acaba çevremizde park var mı? Çünkü özellikle şehir merkezinde Muğla eski bir yerleşim yeri. Ve yeni yeni yapılaşma da olmuyor. Çünkü yeni yapılaşmalarda tabii inşaat mühendisi hocalarım ya da şehir ve çevreci çalışan arkadaşlar daha iyi bilir. Yani benim çok bilgim yok ama şu var gördüğüm parklara ve alanlara daha fazla yer ayrılıyor. Muğla'da tabii sokakları çok dar olması, park yerinin yani yeşil alanların az olması, şehir merkezi için konuşuyorum. İnsanların tabii havanın daha az sirküle edilmesi ve kirliliğin daha etkili olacağını, etkili olmasına neden oluyor. Bundan dolayı hani özellikle şehir planlarken nerelere park yapmamız lazım? Bu park yeteri kadar güneş görebiliyor mu? Parka dikeceğimiz ağaçlar özellikle yazları, kışları ki kükürt dioksit ve azot dioksit oranının yüksek olduğu zamanlar olan kış aylarında yeteri kadar oksijen üretebiliyorlar mı? Çünkü yapraklarını döktüğü zaman tabii oksijen üretemeyecekler. Bu da bir bizim için aslında hani şehir planlarken düşünmemiz gereken nedenler.
Yani bu tür faktörleri tabii göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederim cevabınız için. Çok çok katkı sağladı. Sağ olun. Hocam Turizm Fakültesi Turizm Fakültesinden araştırma görevlisi Doktor Nur Çelik İlal hocamız soruyor. Öncelikle vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür etmiş Nur hocamız. Hava kirliliği ile turizm talebi arasındaki ilişkiyi ölçmek istesek disiplinler arası mı çalışmamız gerekir? Bunu ölçmek mümkün olur mu diye sormuş. Buyurun hocam. Hocam bunu ölçmek için tabii bunu biraz daha lokal yerlerde ölçmek gerekiyor. Dediğim gibi hava kirliliğinde önemli olan ya da bir ölçüm yaparken önemli olan ölçtüğünüz ölçümün yaptığınız amacı hani geçerlik dediğimiz yaptığımız amacı ne kadar temsil ediyor? Hani dediğim gibi Muğla'da sadece iki tane var. Bir tanesi yatağında, bir tanesi Muğla merkezde. Ama bu mesela İstanbul verileri üzerinden yapılabilir. İstanbul'da çok istasyon var ve bu istasyonlardan özellikle turist bölgesinin yoğun olduğu kısımlardan ya da oradaki turistlerin ziyaret ettiği belirli bir noktalardaki ölçümleri ve ziyaret sayılarını bu size bahsettiğim şuralardan verilere ulaşarak aslında öyle bir ilişkiye bakabilirsiniz, test edebilirsiniz. Tabii bunlar multidisiplinleri çalışmalar olduğu için her zaman farklı konu alanından uzmanlarla beraber çalışmak faydalı olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi tabii ilişkilendirilebilir. Bunu ilişkilendirilmeden önce tabii bizim bir hipotezle bu işe yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü yaptığımız iş bilim ve bilim hipoteze dayalıdır. İlk başta hani teoriye dayalıdır. Teorilerden hipotezlerinizi oluşturursunuz. Ve bu tezlerden de verilerle test edip bunları ya hipotezleriniz doğrular ya da hipotezi değiştirip yapabilirsiniz. Tabii yapılabilir hocam. Güzel de bir çalışma olur diye düşünüyorum. Ama burada tabii demek istediğim şu, ölçüm yaptığınız yer önemli. Hangi istasyonun verisini alacaksınız? Çünkü turizmle ilişkilendiriyorsanız turizmle ilişkili bir istasyonun verisini kullanmanız gerekiyor. Eğer ben size şuradan isterseniz göstereyim. Daha önce bilmiyorum girdiniz mi hava izlemeye. Şuradan biz toplantıya başlamadan önce de hocamla bakmıştık. Evet şuradan mesela bu havaizleme.org buradan anlık göstergeleri görebiliyorsunuz. Türkiye'nin. Şuradan Muğla'ya baktığımız zaman mesela şu an sarı düzeyde. Hava kirliliği çok öyle orta düzey yani çok şey değiliz. Kaliteli bir havamız yok. Şuradan grafikler olarak saatler olarak bir haftalık görüntüyü görebiliyorsunuz. Birkaç günlük. Burada tek tek kükürt dioksit ve PM10 oranlarını görebiliyorsunuz. Mesela dün pazar sabahı eğer Akyol tarafına yürüyüşe çıkmışsanız, çıkmasanız daha iyiydi diyebiliriz. Çünkü saat 10 ile 12 arasında özellikle bu herhalde şeyden kaynaklı olabilir. İyi incelemek gerekiyor. Pazar kurulmasından, Akyol pazarının aşağıda kurulmasından dolayı da olabilir. Çünkü insan yoğunluğu, trafik yoğunluğu çok artıyor o saatlerde. Baktığınız zaman burada orta ve tehlikeli düzeyde, sağlıksız düzeyde olduğunu görebilirsiniz. Şuradan da yani tüm konsantrasyonları görüyorsunuz. Tabii buradan şuradan tek tek haritadan İstanbul'da özellikle turistik yerlere bakabilirsiniz ve bunlarla ilgili eğer veri lazımsa verileri şuradan Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın web sitesinden alabiliyorsunuz. Excel formatında. Ben linki koydum buraya. Linkten işte hangi şehri? Mesela Muğla. İstasyon burada 6 tane görünüyor ama bu 6 tane veri alınmıyor. Bilginiz olsun. 2018'den sonra bunlarla ilgili veri yok. Ben Milas Ören'le ilgili baktım. 2018'den sonra bir istasyonlardan veri akışı durdurulmuş. Şuradan tarihleri görüyorsunuz. İstediğin zamanı. 2016. Sorgula dediğin zaman. Şuradan da hangi ölçümleri istiyorsanız. Zaten ilk 6 tanesi otomatik seçiliyor. PM2.5'u da seçelim. Muğla'da yok. Zaten
Evet. Şurada veri bulunamadı diyor. Muhtemelen tarihler çok ölçüm yapılmadı tarihler. Ama biz bu olay için bakarsak, merkez için bakarsak şu an alınan bunlar. Ama şuradan ortalama değerleri de gösteriyor sizlere isterseniz. En yüksek, en büyük olduğu değerler, ortalama değerleri. Şuradan tüm hepsini tüm verileri görme seçeneğini bakalım. Tümünü gör derseniz ve bunları Excel aktar derseniz ya da Excel'e direkt aktarabilirsiniz. Saatlik olarak tüm verileri görebiliyorsunuz. Şuradan. Önceden tabii diğer kirleticilerle ilgili bilgiler de vardı sanırım. Tabii 2020'yi seçtiğimiz için 2020, 2018'den beri alınmıyor. Buradan yıllık olarak görebiliyorsunuz. Saatlik olarak, tarih olarak. Buradan panel veriler oluşturabilirsiniz vesaire. Ya da mesela şunu yapabilirsiniz. Acaba doğalgazın bağlanması Muğla'yı nasıl değişti kattı? Doğalgaz bağlanmadan önce bağlandıktan sonra hava değişimini inceleyebilirsiniz. Mesela 2000 sanırım 18 2017'de falan gelmişti Muğla'ya. Aslında öyle bir şey yapılabilir. Doğalgazın etkileri. Tabii burada tarihi biraz geriye almamız lazım bizim. Buradan verileri elde edip hocam turizmle ilişkisinde ya da diğer ilişkili incelemek istediğiniz konuları alabilirsiniz. Şuradan Excel aktar dediğiniz zaman Excel'e tüm veriler atıyor. Ve Excel'le buradan ölçüyorsunuz. Ama burada sıkıntı şu, Muğla'da tüm kirlilik parametreleri ile ilgili veriler toplanmıyor. Yani bizim eksikliğimiz orada. Buradan özellikle PM 2,5 ve diğer nitrojen dioksit. Tabii şu da var. Kükürt dioksitin oranı azot dioksit içinde bir göstergedir. Sonuçta bunlar hepsi birbirine bağlantılı. Hani kükürt dioksit çıktığı zaman azot dioksit ortaya çıkıyor. Ve yanmadan dolayı ozon da çıkıyor. Yani siz bunları tabii tahmin edebilirsiniz, yapabilirsiniz. Ama tabii onlar da olsa iyi olur diye şey yapabiliriz yani hocam. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Evet, başka katılımcılarımızın soruları var mı? Başka soru yok sanırım. Hocamızın da. Esin'cim, ben bir soru sormak istiyorum. Tabii hocam buyurun. Ben bir soru sorayım. Hocam, malum Muğla'nın en yakında yatağın termik santrali var hepimizin Evet. üzere. Acaba bu yatağın termik santrali kökenli olarak ortaya çıkan, hem yatağında hem de Muğla'da ortaya çıkan hava kirliliği eksenli hastalıklar artmış mıdır ya da ölümler artmış mıdır? Buna yönelik olarak bir çalışma yapılmış mıdır? Bu konuda bilginiz var mı acaba? Hocam öyle bir çalışma ile ilgili bilgim yok ama yapılabilir. Tabii bununla ilgili özellikle Halk Sağlığı, Sağlık Bakanlığı'ndan, Sağlık İl Müdürlüğü'nden ya da Halk Sağlığı Müdürlüğü var sanırım onların kendi içerisinde özellikle bu hava kirliliği ile ilgili bakan. Oradan aslında bilgi alınabilir. Şöyle bir şey var. Yatağında özellikle ölçümlerde, istasyonda şeyde nerede görmüştüm ben? Çevre mühendislerinin raporunda görmüştüm. 365 günden 327 günde veri alınmamış, veri akışı alınmamış. O zaten çok sağlıklı olmadığı için sanırım muhtemelen kapatıldı. Ama ben şunu biliyorum, ben yatağından olursa zeytin almıyorum. Yeşil zeytin de almıyorum, zeytinyağı da almıyorum yatağından eğer yatağından geliyorsa. Yani sonuçta bu sadece çevre için değil, yani insanlar için değil, diğer canlıları da etkili oradaki termik santralin bulunması. Oradaki bitkileri de etkiliyor. Sadece size buradan direkt solunum yoluyla geçmiyor. Yani oradaki oluşan zararlı maddeler, asitler. Zeytinle gelebilir. Diğer ekim biçim yani diğer hayvanlar üzerinden de gelebilir, canlılar üzerinden de gelebilir. Tükettiğimiz şeylerden de gelebilir. O yüzden tabii böyle bir
çalışma yapılırsa bizim için de iyi olabilir yani. Hocam peki 26 kilometre uzağımızda yatan, yani hava Evet. yoluyla Muğla'da yaşayan insanlar da etkilenir değil mi? Yani 26 Tabii kilometre tabii etkilenir uzakta hocam. ama yani rüzgar yoluyla, hava sirkülasyonu yoluyla hani etkileniyoruz diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Hocam şimdi şöyle bir şey. Hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü'nün lokaldir. Ama şu var. Lokallerde birike bir çevresel felakete veya diğer daha büyüklü ölçekli felaketlere dönüşebiliyor. Sonuçta İstanbul'daki bir hava kirliliği bizi etkilemiyor diye bir şey diyemeyiz. Yani bunun daha önce örneği nedir? Mesela Çernobil faciasında görülmüştür. Hani Çernobil'de yaşanan bir olay bulutlarla ve diğer hava akımlarıyla Türkiye'deki Karadeniz bölgesine, Ukrayna'ya ve diğer çevre yerlerde ne yapmıştır? Etkilemiştir. Tabii bu küçük yerlerdeki hava kirliliğinin ne kadar önemli olduğu, hani çok ciddi yüksek boyuttaysa etkisi tabii daha geniş bir alanı kaplayabilir. Yani burada mesela şu sorun ortaya çıkıyor. Acaba yangınlar mesela hava kirliliğini ne kadar etkiliyor? Mesela çevremizde biz belki fark etmiyoruz, merkezde çok bir fark etmiyoruz ama özellikle ben Yeniköy'de oturuyorum. Yeniköy'de mesela sürekli inşaat yapılıyor şu an. Bu inşaatlarda ortaya çıkan yeşil alanın tahrip edilmesi. Çünkü yeşil alanı tahrip ettiğiniz zaman daha çok toz parçacıkları ortaya çıkıyor. Ve inşaat yapılırken de sürekli toz parçacıkların ortaya çıkması bizim hava kirliliğimizi ne kadar etkiliyor. Çünkü havada sadece zehirli gazlar yok. Küçük partikül dediğimiz aslında yerde olması gereken fakat hava etkileriyle çok hafif olduğu için gaz olarak yani gazın arasına karışmış küçük katı sıvılar da var. Tabii bunlar da önemli sorunlar olmakta. Yani o yüzden sadece hani lokal bizi etkilemez diye düşünmemek gerekiyor. Teşekkür ederiz hocam. Başka sorusu olan katılımcımız var mı diye bakıyorum. Evet, artık sorusu olan kimse yok herhalde hocam. Vesile, kapatalım mı? Ben son bir cümle söylemek istiyorum. Evet, bu bağlamda hava kirliliğini ve hava kirliliğinden ölümleri küresel anlamda azaltabilmek için aslında küresel işbirliği çerçevesinde bir şeyler yapılması gerekiyor. Bu bağlamda az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin öncelikle nüfus artış hızlarını azaltmaları gerekiyor. Hocamın da bahsettiği gibi yükselen ekonomilerin büyüme hızlarını daha sürdürülebilir hale getirmeleri gerekiyor değil mi? Onun Evet. ötesinde gelişmiş ülkelerin çılgınlar gibi tüketim savurganlıklarını azaltmaları gerekiyor. Dolayısıyla aynı zamanda gelişmiş ülkelerin baktığımız zaman küresel çevre maliyetlerine de katılmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Benim katkılarım da bu kadar hocam. Aynen hocam. Başka Çok sorusu teşekkür. olan var mı? Kapatalım mı Vesile? Sanırım başka sorusu olan yok. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam ben çok teşekkür ederim Katılımınız özellikle. için. İyi günler Hocam, diliyorum herkese. Bir değerli sonraki katılımınız toplantıda için görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz Muhammed Mustafa hocam. Haftaya Ben yeni teşekkür bir webinarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. sağ olun hocam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi günler. İyi günler.